Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyerek yeni video açtım. Şşşt. Gel. Şşşt. Bozok gel. 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 Evet arkadaşlar, günlerden beri uzak kalmayı tercih eden İşte başka bizim birinin köpeği arkadaşlar, yabancı bir köpeğin. Az önce dumanla boğuştular. Bakın şeyindeki şeyi görüyor musun arkadaşlar? Salya izlerini. Bunun arkada oynuyordu. Geçen demiştim. Dumanın kankisi diye arkadaşlar. Gel. Bu köpek bana şeyi hatırlatıyor arkadaşlar. Bir tane belgesel vardı. Kurt belgeseli. Hatırlarsanız bir tane siyah kurt vardı. Aslında belgeselin ismi de Siyah Kurt. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada o kurt böyle günlerce sürüden ayrılıyor ve yanılmıyorsam Druid sürüsüydü. Onlara katılmak için ya her türlü yolu deniyor. Uzaklardan izliyor falan filan böyle, yani bir türlü onlara yaklaşmak istiyor ama hani hep böyle bir uzakta kalıyor. Bu köpek de öyleydi arkadaşlar. Sürekli sürüye yaklaşmak istiyor ama muhtemelen köpeğe yani dövdükleri için mi diyeyim arkadaşlar, artık ne yaptıklarını tam bilmiyorum. Köpek korkuyor ama insanlardan. Benden uzak duruyordu sürekli. İşte geçenlerde gel oğlum dedim ben buna. Hani tamam dedim, yani benden kaçmana gerek yok dedim. Çünkü davara meraklı arkadaşlar. Hani böyle yani bazı köpek arkadaşlar gerçekten şey olur böyle, yani sürü ister. Hani normalde bu başka bizim koyda başka sürü olmadığı için bakın dumana gidiyor yine. Başka sürü olmadığı için arkadaşlar köpek ister istemez bizim sürüye odaklı. Ve bunun sahibi de zaten öyle şey değil arkadaşlar. Bakın sevmemi istiyor. Tamam oğlum, tamam. Elimde nacak var arkadaşlar. O yüzden sevemiyorum şu anda. Tamam bekle. Her neyse işte arkadaşlar. Galiba sahibi de başka köpek götürdüğü için. Sahibi de başka köpek getirdiği için. Bunu istemiyor galiba. Ama arkadaşlar bu köpekler. Bakın böyle gücük köpekler. Bunlara pali falan diyorlar. Bakın bu da beni de kıskanıyor arkadaşlar. Duman beni kıskanıyor. Şimdi yine birbirlerine girecekler. Bu arada bozo şey de yaptım arkadaşlar. Tabi arkadaşlar ufak olduğunu görüyorsunuz. Karada sen kaynıyorsun oğlum. Bu arada bozo yeni şey taktım arkadaşlar. Yeni tasma taktım. Böyle işte oynuyorlardı normalde. Sonra birbirlerine girmişler. O videoyu da bu videonun sonuna eklerim ama çok korkmuyor arkadaşlar. Zaten sabaha karşı daha güneş doğmamıştı. Ama böyle bir sesleri duyuluyor. Tabi zaten kısa süreli böyle bir 5-10 saniyeli birbirlerine giriş oldu. Ama arkadaşlar bakın dumanın ne kadar ne kadar büyük olduğuna bakar mısınız? Hani yani o köpeğe göre. Şeyden bahsedecektim. Bu tür köpekler arkadaşlar, böyle ufak köpekler çok yırtar köpekleri arkadaşlar. Yani onların artık çenesi güçlü mü oluyor yoksa dişleri sivri mi oluyor? Bu arada arkadaşlar ya bu şerefsiz bozok. Neyin peşindesin bozok? Millet neyin peşinde, sen neyin peşindesin? Bu yüzden bu köpekler hem uyanık olurlar hem hızlı koşarlar arkadaşlar. Hem de köpekleri çok yırtar. Yani kavgada böyle köpek, mesela her sürüye böyle bir gücük köpek şart yani gerçekten de. Büyük köpeklerin yanında. Hem uyanık olmasından hem de demiş olduğun gibi böyle çok şey olurlar, yani cesur olurlar böyle ufak köpekler. Ya, sahibini de sevmiyorum arkadaşlar, açık konuşayım. Yani biraz koy yerinde böyle işte oluyor arkadaşlar. Aramız biraz limoni.
O yüzden normalde bu köpeğe şey yapmıyor arkadaşlar. Bakmıyor gibi bir şey yani. Diğer bir tane köpek getirmiş. O yüzden bu artık sokak köpeği gibi bir şey olduk. Sokaklarda gözüyor sürekli. Aslında hani davara geliyor gidiyor işte. Bakabiliriz normal şartlarda. Çünkü duman biliyorsunuz kalıcı değil. Bu arada arkadaşlar bu boğuşta dumanın şeyini tutmuştu. Bakın şimdi elimde necak var arkadaşlar. Necak'ı görünce korkar o köpek, gel. Bakın o da dumanın burasını tuttu arkadaşlar. Dur kaçmasaydı. Dumanın yanağını tutmuş arkadaşlar. Isırımı salmıyordu. Ben gittim. Ben gidince bıraktılar arkadaşlar, ayrıldılar. Duman da üstündeydi onun. Yanağını ısırtmış. Tabi dumanın da daha öğrenecek çok şey var. Onun da, o da çok küçük arkadaşlar daha. Yani o da bir yaşında falan. O da daha golbez diyebiliriz yani. Hani yavru diyebiliriz. Bu arada bozok da artık yani oyunlara katılmaya, dahil olmaya başladı arkadaşlar. Yani hani normalde korkuyordu. Bu gördüğünüz olduğu gibi boynuna da tasmasını taktık. Bozok. O tasma kimin tasması biliyor musunuz arkadaşlar? O tasma efsane zalımın tasması. Şşt. Tabi tükendi tasmayı takmamız arkadaşlar biraz sıkıntı oldu. Yavrular adına. Çünkü yavrularla oynarken yavruların bir yerine batabilir gözüne falan. Şşt. Bozok. O yüzden biraz şey oldu. Aslında onu da başka videoda gösteririm arkadaşlar. Davarım da gitti bu arada. Köpeklerin hepsine yer yaptım arkadaşlar. Yani bozoğa bağlıyorum. Artık bozoğun yeri var. Dumanın zaten bağlıyorduk. Dumanın da yeri var. Yavrulara da yer yaptım arkadaşlar. Artık yani çünkü boğuşuyorlardı. Köpekler ezilmesin diye. Yavrular ezilmesin diye. Çünkü bayağı bir bu konuda bir şey geldi. Yavruları ezdirme diye. Çünkü işte belli bir yaşına kadar kendi aralarında oynasınlar ama büyük köpek ezmesin diye. O yüzden hepsini ayırdım. Bir de yal yerken falan arkadaşlar sıkıntı oluyordu. Yani diş atıyorlardı. O yüzden hepsini şimdi en önemli bağlı. Bozok o yüzden enerjik arkadaşlar. İlk defa bugün bağlı durdu. Enerjisi o yüzden yani. Köpeğe bir de bağlarsa köpek biraz daha aktif oluyormuş. Bunu öğrendim. Bu arada dağlı geliyor. Dağlı değil de arkadaşlar artık bozokla mı kapıştı? Yoksa farklı bir şey mi oldu? Tam bilmiyorum ama dağlıda bir yara var arkadaşlar. Tam alnının ortasında. Şşt. Bakın. Oğlum. Görüyorsun arkadaşlar. Bizim dağlı daha 2 aylık ama muhtemelen yarası eksik olmayacak. Gelin. Hadi. Şu davarın yanına gidelim de arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Davarım burada. Şimdi size zalım demişken bir olay anlatacağım. Köpeklerim gelirken bakın fark etmiyoruz ama deli gibi arıyor arkadaşlar. Aslında köpek şey istiyor. Hani bir sahip istiyor arkadaşlar. Dur oğlum dur. Yani bak ben yalakalığı hiç sevmem. Yani köpeğin benim üzerime yalakalık yapması hiç sevmem. Tamam. Gezele, 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 gezele. Şşt. Besisi. Besisine de baksana arkadaşlar. Şşt. Emin olun şu köpek. Şşt. Hadi. Şşşt. Bunlara benim çözüm bulmam lazım arkadaşlar. Şu köpeğin besine baksanız arkadaşlar. Yani o kadar şey veriyoruz. Bizimkiyle gerçi bizim bozok da öyle de hani. Ama hani tamam durun. Dağılıyor, dağılıyor. Hemen arkadaşlar büyük kucuk yok. Hemen boğuşa bakın. Tamam, kuyruğa bakın. Hemen boğacak yani bakın. Hemen hırlar. Hemen böyle bir direkt boğuşa gidiyor arkadaşlar. Bakın. Hadi. Lan maşallah bugün ne enerjik de oğlum. Gidin davarın üzerinde atın enerjinizi lan. Dağlı beni koruyor arkadaşlar. Gel oğlum. Gel. Hadi. Tamam. Git. Dur. Git. Şimdi çarparım ha. Gel oğlum sen. Sen kimselere bakma. Sen 5 ay sonra onların hepsini yani fethettirirsin sen onlara. Neyse arkadaşlar.
bizim efsane zalımla kurdu kovaladık arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım, yukarı çıkayım, tam daha detaylı anlatayım. Evet arkadaşlar, zalımla kurdu nasıl kovaladık? Şimdi sizlere onu anlatacağım. Öncelik olarak biz burada buradan arkadaşlar koyun da var, böyle indirdik. Bu tarafa doğru götürdük arkadaşlar. Bakın yaklaştıracağım tam şuraya şimdi. Tam şu tepe arkadaşlar. Burası otalların olduğu bölgeden arkadaşlar. Bizim kurt kardeşimiz, tabi biz oraya gelince biz davarı böyle aşağı indirdik arkadaşlar. Bir ara sürekli kurt bizimleydi ya. O elimi odakladı. Bozuk. Buradan aşağı yollarım seni. Davarı biz şu tallara indirdik arkadaşlar. Bizim kurt kardeşte şimdi bakın arkadaşlar. O hani kurt deresi, kurt deresi diyorum ya arkadaşlar. Yine telefonla çekmiyorum. Bakın şurada bir dere var. Hep oraya giriyoruz ya. Muhtemelen arkadaşlar oraya pusu atmıştı bu bizim kurt kardeş. Oraya pusu attı arkadaşlar. O deriye muhtemelen. Sonra biz aşağı inince buraya indik arkadaşlar. Bir geçimizin ağrısı tuttu. Geçileri doğuracakken tam yaşanıyor bu olay. İşte kışın işte arkadaşlar bizim davarı sürekli kurdun takip ettiği o bir tane kurt vardı. O sürekli peşimizdeydi. Yani hem her boşlukta alıyordu diyebiliriz yani. Ağrısı tutunca ben abime dedim ki ben geçiyi dedim şeye götüreyim. Köye götüreyim. Tabi o arada da arkadaşlar zalım da şurada. Bakın davar bu talılarda, zalım şuradaki görünen boşluğun orada. Yani şurada arkadaşlar. Bakın yaklaştırıyorum şimdi. Yaklaştırdım. Tam şurada yatıyor arkadaşlar. Bakın. Tam şurada o çamların orada yatıyordu. Tabi sürekli çok iyi. Sürekli çok iyi. Sus! Oğlum bir şey anlatmıyorsunuz ya. Susun. Yazım gel. Bozuk. Zaten hep kucuklara kucun getiyor dostum. Gel. Koyunum biraz şurada kaldı. Gel. Neyse arkadaşlar. Telefonla çekim yaptığım için mümkün olduğu kadar da sallanmaya çalışıyorum. Zalım da orada yatıyordu arkadaşlar. Sonra ben dedim ki abime ben tüfeği alayım geleyim o zaman dedim. Hem geçiyi götürdüm arkadaşlar. Tüfeği aldım geldim. Tabi abim o talların oradaydı. Ben de orada yol var arkadaşlar. Yola beri geldim. Şurada tam o yolun orada. Bakın şurada. Tamam bakın burası yol arkadaşlar. Şurası şu gösterdiğim parmağımın ucundaki yer. Şu tepede oturuyordum. Tabi zalım beni fark etti arkadaşlar. Ben zalımın aslında tepkisini merak ediyordum. Yani hani bakın ne tarafa doğru çokuyor diye ona bakacaktım. Ama zalım beni fark etti ayak sesinden falan anlayınca. Zalım orada yatıyor diye kalktı. Buraya yukarı doğru gelmeye başladı. Ama çok gelmedi tabi. Ondan sonra tabi o zaman zalım tek başınaydı. Neyse orada oturdum gözlerken arkadaşlar bir baktım kurt burada. Tam şurada. Hani geçenlerde falan bahsediyorum ya işte buraya bir kurt çıkıyordu diye. Tam bu açıklıkta arkadaşlar. Bu tarafa doğru yavaşça geliyordu böyle. Sonra ben hemen abimi aradım. Biz şuraya Saren'in keliğidir arkadaşlar. Yani her yerin bir mevkinin bir şey var. Şurada çay yaptığım yer. Saren'in keliğinin oraya bak dedim. Abim hemen bir tepki gösterdi. Daha bakar bakmaz gördü çünkü kurt açıklıktaydı. Böyle oradan çıktı aşağı doğru bir baktı. Lan dedi bugün de olmadı dedi büyük ihtimal arkadaşlar. Hani alamadık dedi. Çünkü oraya pusu atmıştı. O dereye biz kurdun pusu attığı yere gelmeden davarı çevirmişiz. Tabi kurdun orada olduğunu bilmiyoruz. Tamamen bir tesadüfen. Yani arkadaşlar zalim olsa bile o dereye girdiği zaman muhtemelen kurt yine alacaktı yani hani. Neyse. Oradan çıkınca tabi bana abim dur mur dedi ama arkadaşlar ben biraz o heyecanla durar mıyım?
Hemen buradan arkadaşlar oraya böyle koşa 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 arkadaşlar buraya çıktım. O keliğin dediği yere buradan böyle yol var. Oraya böyle çıktım, keliğin oraya geldim. Lan bakıyorum bakıyorum bir şey yok. Bizim kurt kardeş durar mı? Tam böyle işte bir 2-3 bir 10-15 saniye falan oldu arkadaşlar. Ben oraya çıktım. Zalım da benim kokumu almış. Öyle bir geliyor ki yıldırım gibi geliyor arkadaşlar. Oraya bir geldi. Ondan sonra gel. Oraya bir geldi arkadaşlar. Tam zalımı şeye götürdüm. Tepkisi ne olacak diye. Şşt. Yani hani kurdun kokusunu aslında hala hissediyor. Ben dedim bu kurt nereden geçmiş olabilir acaba dedim. Yani illaki bu tallardan bir yerden geçti. Sonuçta bu tarafa doğru geliyordu. Sonra işte arkadaşlar orada tam bizim koş nerede? Vallahi arkadaşlar arkamdan gelirse o hızına beni uçurdu aşağı. Buraya gelince arkadaşlar tam bu tarafa abi kurt daha gideli işte diyorum arkadaşlar 10 saniye anca olmuştur yani. Biz oraya çıktık 10 saniye yani o kadar taze ki kurdun kokusu. Zalim kurdun kokusunu bir aldı arkadaşlar. Köpek tüylerini kabarttı. Delirdi ya böyle. Hani neredesin lan diyor resmen yani. Ama eksiği şu yanında arkadaşı yok arkadaşlar yani tek başınaydı. Hani o cesaret edemiyordu. Hani kurtçu ya da değil yani siz buradan bilenler yorumlayabilir. Neyse ondan sonra arkadaşlar buraya beri gelmiş kurt. Buradan böyle şey var. Aşağıda dere var. Dereden böyle geçmiş. Şimdi az önce onu anlatacaktım. Buradan yani o kadar arkadaşlar yani bir dakikanın içinde bir dakika olmadan ne ara çıktın yani buraya. Buradan çıkıyor arkadaşlar. O dereden şu depiye. Karşı depiye atlıyor. Orada bakın. Şurada bakın arkadaşlar. Bilenler bilir o yolları. Hep domuz yolu, davar yolu. Bakın arkadaşlar. Şu gördüğünüz şu bakın ince ince bir şey var ya arkadaşlar. İki tane çizgi sağlı sollu. Onlar yol arkadaşlar. Böyle biz cılga yol deriz. Davar yolu. İşte genelde davar olmasa bile domuzların gittiği yol arkadaşlar orası. O yola böyle çıkmış şeye. O tepeye. Şu tepeye çıkmış arkadaşlar. Tabi biz zalımla buradan koşa 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 geldik arkadaşlar. Zalım önden ben arkadan. Zalım önden ben arkadan. Ama zalım gidiyor arkadaşlar böyle 300-400 metre gidiyor. Geri dönüyor. Beni geliyor mu diye bakıyor. Hatta ben aşağıda durdum bakalım ne yapacak diye. Oraya çıktım. Zalım buraya kadar çıktı. Şu tepeye kadar çıktı. Baktım. Kurdun kokusu tazelendi galiba arkadaşlar. Hani böyle çok baskın gelmeye başladı. Korktu arkadaşlar. Geri döndü. Ben gelmeyince. Ama deliriyor böyle hani yani. Vızık diyor, cızık diyor. Yani hani gidelim diyor yani hani bana sürekli böyle. Bana gel diyor yani resmen. Anlatmak istediği oydu. Ben de arkasından koşa koşa geldik arkadaşlar buraya. Biz buraya çıktık. Zalim şöyle tam gidecek ama yemiyor arkadaşlar gitmek. Hani tek başına onu göze alamıyordu. O tepeye çıkacak bir türlü çıkamadı. Arkadaş buradayız. Gözlüyorum hani saklanıyorum bakıyorum nerede diye. Köpek deli gibi çokuyor arkadaşlar. Oraya böğürüyor böyle hani. Telin arkasından başka köpek iki köpeğe karşılaştığında diş atar ya aynı öyle hani resmen karşıdan karşıya köpek böyle şey yapıyor yani hani onu görüyor hissediyor ama ben bir türlü göremiyorum lan nerede diyorum sağa bakıyorum sola bakıyorum de arkadaşlar burada nereden baksan yarım saat oturduk en sonunda işte bir 20 dakika falan olunca zalim buradan bit etti baktı ben gelmeyeceğim anladı buradan geldi arkadaşlar o yola böyle çıktı o döpüye çıktı ama tabi o zamana kadar kurt da muhtemelen gideceği yere zaten gitmiştir. Oraya çıktı. Bir 15-20 dakika sonra ben davar bu tarafa geçti diye ziyana geliyor diye davarın yanına gittim abime yardıma. 15-20 dakika sonra da o da geldi arkadaşlar. Ne oldu bilmiyorum yani. Ama sonunda gitti. Yanında bir kurt, bir köpek daha olsa giderdi arkadaşlar. Yani gidiyordu. Hani o şeyi vardı. Biliyordu kurdun nasıl bir şey olduğunu biliyordu arkadaşlar. He gidi zalimim. İşte arkadaşlar şimdi değerini şimdi anlıyoruz. Bakacağız. Göreceğiz. Ne olacak? Bakın arkadaşlar duman bu arada düzeldi. Yani eskisi kadar öyle çalı gibi değil. Hani tüy tüstü düzeldi buraya geleliden beri. Baya baya şey almaya başladı. Yiyor da. Bundan sonra zaten köpek düzelir arkadaşlar. Artık havalar soğuduğu için köpekler yer. İhtiyaçları var çünkü. Velhasıl kelam böyleydi işte arkadaşlar kurt anımızda zalimle. Buradan depiye çıkmışken detaylı bir şekilde anlatayım. Daha önce de anlatmıştım sizlere ama tam böyle detaylı anlatamadık. Ben seviyorum böyle şeyleri yani her çobana da böyle şeyler nasip olmaz. Allah'a şükür bize nasip oluyordu arkadaşlar. Geçen kış çok yani bizim için çok böyle
kurt konusunda çok yaman geçti diyebilirim arkadaşlar. Yani şu bölgeye geldiğimiz zaman bakın bizim bir sürü arazimiz var. Bu arazimiz rahat diye geliyoruz genelde. Çünkü hani burada ekili bir yer yok. Buralar yıllardan beri ekilmiyor. Zamanında ekilmiş. Bunlar hep tarla bakın arkadaşlar. Adamlar öküzlerine, kömüşlerine yani olaya oradan baktığımız zaman da yani nereleri ekiyorlarmış ya. Şu an hiç insanların ihtiyaç duymadığı yerlere ekiyorum. Bakın arkadaşlar yamanın yüzünü yani nasıl ekiyordunuz? Bir de olaya oradan bakmak lazım yani. Hani bir de hani buğday da olmuyormuş zaten. Elleriyle yonarlarmış yani. Doğru düzgün buğday da olmazmış. Artık tohumundan mı şeyinden mi tam bilemem ama bu yamaların yüzlerini hep açmışlar, ekmişler arkadaşlar. Hep ormanı kesmişler. Tabi bir şeye kadar değil. Mesela doğuda nereden baksan hiç ağaç yok. Artık yetişmiyor mu? Yoksa mesela Malatya'da Gaysı'dan başka bir şey yok. Ben askerliği orada yaptığım için biliyorum arkadaşlar. Yani dümdüz her taraf dümdüz. İşte bir Gaysı bahçeleri var. Hiç çam ben göremedim yani. Açık konuşayım. Karadeniz'den giden bir insan için de yani öyle kel bir yere gidince hani böyle ağaç olan insana bir tuhaf geliyor arkadaşlar böyle yani. Bizim yine Allah'a şükür yine fazlasıyla şeyimiz var arkadaşlar. Ormanımız bol yani. O konuda sıkıntı yok. Ama yani açabildikleri kadar hani kendi karınlarını doyurmak için açmışlar arkadaşlar. Bakın buralar muhtemelen zamanında hep ormandı. Ve nasıl ekiliyordu? Şişt. Nasıl ekiyorlardı? Öküzlerinden, kömüşlerinden falan. O zamanın insanları öyle ekiyordu muhtemelen ama yine de arkadaşlar bu yamanın yüzlerinde yani kaç gün sürüyordu ekmesi? Mesela şu an traktörle hemen 100 dönüm arazi. Tabii bizim ufak olduğu için arkadaşlar. Yani bir günde, 1,5 günde, 2 günde bitiriyorsun en kral yani. Ekimini, tohumunu, şeyini. Hani şeyden dolayı bizimkiler hep parça parça olduğu için. Yerler dar olduğu için böyle o olsa daha günde bilmem kaç dönüm ekersin. Orasını tam kestiremiyorum arkadaşlar ama şimdi her şey çok kolaylaştı. İnsanoğlu da bu yüzden tembelleşti diye biliyorum. Her neyse ne diyecektim arkadaşlar tam vallahi şimdi diyeceğim şeyi unuttum. Ben konuyu nereye bağlayacaktım? Tallardan girdik. Videoyu şimdi kapatıp tekrar açsam aklıma gelir ama arkadaşlar. Yani bazen beynimiz dönüyor. Bu tallanın moduna ben nereden geldim onu da tam bilmiyorum. Talla açmaların şeyine. Velhasıl kelam işte öyle arkadaşlar. Aklıma gelir ama iş işten geçerdi. Nereye bağlayacağım bilmiyorum. Siz zaten onu nereye bağlayacağımı tahmin etmişsinizdir. Böyle bir kurtanımız oldu. Ha, şeye bağlayacaktım arkadaşlar. Düşünürken düşünün ne oldu? Bu araziye ne zaman gelsek bir vukuatımız oluyor diyecektim. Hani bu arazi uygun olduğu için, ekili bir yer olmadığı için buraya rahat burası. Tabii rahatlıktan kastım şu ya ot olduğu zaman rahat arkadaşlar. Burada da var şöyle bakın o uca kadar gidiyor geri dönüyor geliyor. Tabii burası da çok tehlikeli yani buralarda dereler çok olduğu için kurdun içinde birebir burası uygun. Biz bu sene mesela 5-6 tane geçiverdiysek hepsini bu mevkide yedi yani. Hemen hemen bu mevkide arkadaşlar. Başka hiçbir mevkide geçimiz gitmedi. Yani aşağılarda kurt barınmıyor. Kurdun mevkisi burasıydı. Hani burada yiyordu. Aşağıda bir tane daha bir o kurtların deresi falan dediğim yer var arkadaşlar. Orası da sıkıntılı bir bölge ama oraya bel bağlamıyor kurt. Burada yaşayabiliyor. Hani buralar tamamen orman. Onun isteyeceği bir yer ve dereler hani görünmeyeceği. Çünkü kurt her zaman gözden ırak olmayız. Yani aslında bir nevi bu Casper mıydı neydi arkadaşlar? Bir tane çizgi film vardı Hayalet. Yani hayalet diyebiliriz yani dağların hayaleti diyebiliriz. Hani görünmeden yaşıyor yani insanoğluna. Hani işlediği suçları da görünmeden nasıl yapıyorsa, nasıl beceriyorsa bir şekilde ya halledebiliyor. Yani görünmüyor arkadaşlar. Her neyse bütün vukuatlarımız burada oldu. Biz buraya ne zaman gelsek kış boyunca ya kurt görüyoruz. Kurt görmesek bir bakıyoruz geçimiz eksilmiş. Yani hiç farkında olmadan geçinin biri ölmüş. Geçinin biri kaybolmuş. Yani kurt almış. Hep bütün başımıza gelen olaylar burada oldu yani. O yüzden burası bizim için bayağı bir sıkıntılıydı. Hatta buraya gelmekten artık korktuyduk yani o derece. Bakalım bu kışın nasıl olacak? O kurt yine buralara gelecek mi? Ki fotokabanda gördük. Yakın bir zamanda buralardaydı. Yine buralarda arkadaşlar. Çünkü ben ayak izlerini falan görüyorum. Buralarda geziyor ama şu anda davara uymuyor arkadaşlar. Çünkü hava sıcak olduğu için ihtiyacı yok. Muhtemelen domuzla. Ondan sonra tavşanla falan ufak şeylerle işini hallediyor. Kışın şimdi yavrulama dönemleri olduğu için 2 kat 3 kat daha fazla şeye ihtiyacı oluyor arkadaşlar ete ihtiyacı oluyor. Çünkü yavrularını da doyurması gerekiyor bir de soğukta
aynı köpekler gibi onların yeme ihtiyacı da katlandığı için kışın daha çok aktif oluyorlar kurtlar. O yüzden dolayısıyla kışın askerlerimizde, var gücümüzde kurtlara karşı mücadelemiz devam edecek. Tabii ki de alırsa da nasipten çıkmış diyoruz arkadaşlar. Çok da yas bağlamanın bir anlamı yok. Her neyse, bayağı da videomuz uzadı arkadaşlar. Davarıma ben şimdi şey keseceğim yine. Yaprak falan keseceğim. Olmadı arkadaşlar. Şimdi o sabahki dumanla zaten arkadaşlar 10 saniye 15 saniye bir şey. Dumanla şey böyle bir kapışma şey vardı. Onu da koyayım hani kimse şey olmasın. Merak edenler. Yani zaten görükmüyor bile. Uzaktaydım. Ben gelene kadar ayrıldılar. Sadece bir sesi duyuluyor. Onu da koyarım arkadaşlar videonun sonuna. Bu videomuz da böyle olsun. Size her zaman olduğu gibi en gönül yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.